Merhaba arkadaşlar. Çöz Kazan Yayınları Edebiyat Soru Bankası'nı çözüyoruz. Göstermeye bağlı metinler ünitesinde dünya edebiyatında tiyatro konusunda ilk soru şöyle. Bu parçada bahsedilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Doğuş nedeninin yine dini amaçlı olduğu sanılmaktadır. En eski tapınma eylemlerinin zaman içerisinde değişerek ve gelişerek gerçek yaşama benzetilmesiyle ortaya çıkmıştır demiş. Konuşmanın çok ilkel, sınırlı olduğu dönemlerde insanların birbiriyle anlaşmak için olayları yinelemeye çalışarak aktarma yöntemlerinden doğmuştur demiş. Biz bunun tiyatroya ait bir tarih olduğunu söyleyebiliriz. Yani tiyatronun tarihçesidir bu arkadaşlar. Tiyatronun dini törenlerden doğduğunu söyleyebiliriz. 2. Sözde edilen tiyatro terimi hangisidir diye sorulmuş. Eski Yunan tiyatrosundaki kurallardan biri olduğu söyleniyor. Bir eserdeki olayın 24 saat içinde geçiyor izlenimi verilmesi, aynı mekanda geçmesi ve olay birliği diyor. Biz buna üç birlik diyoruz arkadaşlar. Üç birlik kuralı diyoruz. Yani aynı yer, aynı zaman ve aynı olay dediğimiz şey üç birliği oluşturuyor. Dolayısıyla cevabımız E'dir. Üç, hangisi karakter komedyası türüne örnek gösterilebilir demiş. Arkadaşlar Cimri, Molière'in meşhur cimrisi bir karakter komedyasıdır. Dördüncü soruya geldik. Bu parçada söze edilen sanatçı hangisidir diye sorulmuş. 20 Mart 1828'de Skien, Norveç'te dünyaya gelmiş bizim bu sanatçımız. 188 tane oyunu sahnelenmiş. Norveç tiyatrosunun sanat yönetmeni olmuş. Ve burada da eserleri var arkadaşlar. Henrik İbsen hem bu eserlerin sahibi hem de bahsedilen özelliklere sahip olan kişi arkadaşlar. Dörde geldik. Hangisi Molière'e ait bir tiyatro oyunu değildir diye sorulmuş bize. Cimri, Tartüf, Hastalık Hastası, Kibarlık Budalası bunlar Molière'in oyunları. Ama Venedik Taciri Shakespeare'e ait bir oyun. Dolayısıyla cevabımız E olur. Altıncı sorumuzda verilen sanatçı hangisidir diye sorulmuş. Şairmiş, oyuncuymuş, oyun yazarıymış. İngiliz olduğunu öğreniyoruz. Ve eserleri Hamlet, Otello, Macbeth, Romeo ve Juliet, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Kral Lear, Yanlışlıklar Komedisi bunlar onun en ünlü eseriymiş. Hemen aklımıza tabii ki Shakespeare geliyor. Yedinci sorumuz, sanatçı eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır diye sorulmuş. Buradan son şıktaki Otello'yu fark ediyoruz. Otello, Shakespeare'e ait bir oyun, Sofokles'in değil, diğerlerinde doğru eşleştirme var. Sekizinci soru, boş bırakılan yere hangisi getirilmeli diye soruyor. Cesaret, Ana ve Çocukları onun eseriymiş. En iyi savaş karşıtı oyunlarından biri olarak kabul ediliyormuş. Ve epik tiyatronun kurucusuymuş arkadaşlar. O zaman biz Bertolt Brecht cevabını veririz. Dokuzuncu sorumuza geldik. Hangisinde bilgi yanlışı vardır denilmiş. Molière'in cimrisin için karakter komedisi demiş. Burada töre komedisine örnek olarak Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedyası'nı vermiş. Ama Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedyası bir töre komedyası değil, entrika komedyasıdır arkadaşlar.
Dolayısıyla B şıkkı yanlış. Entrika'ya Şepi'nin dolaplarını vermiş, doğru. Drama Victor Hugo'yu örnek vermiş. Ve trajediye de Corneille Varese'nin eserlerini örnek vermiş. 10. soru. Sanatçıyı sormuş bize. Vişne Bahçesi. Zaten ismini görür görmez aklımıza hemen Çehov gelmeli arkadaşlar. 19. yüzyıl sonraların ortalarında Rusya'da köleliğin kaldırılmasıyla, orta sınıfın yükselişiyle ortaya çıkan bir hikayesi var. Ve hikayesini anlatıyor. Vişne Bahçesi'nde ipotek borcuna karşılık aile mülkleri açık artırmayla satışa çıkarılan bir Rus aristokrat ailesi anlatılır demiş. Bu Vişne Bahçesi Anton Çehov'a ait bir tiyatrodur. 11'e geldik. Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir diyor. Bizim sanatçımız Pulitzer ödüllüymüş. Kapitalist düzenin güçlü bir eleştirisini yapmış. Ve anlatıyor arkadaşlar. Oyun ülkedeki bu yarışma düzeninde yarışmaya ayak uyduramayan, yanılsamalar içinde kendini aldatan yaşlı bir satıcının, düzenin insanı olmayan, kas katı sert koşulları ve toplumun sahte değerleri karşısında ailesi için kendini kurban edişinin trajik öyküsünü anlatıyormuş. Diğer eserlerinden de bahsetmiş Arthur Miller'ın. Bu bahsetmiş olduğu eser ise Satıcının Ölümü arkadaşlar. Eşleştirme istemiş bizden. Hemen yapalım. 3 kuruşluk opera Bertolt Brecht'in eseri arkadaşlar. Godot'u beklerken Beckett'in eseri. Vanya dayının Çehov'a ait olduğunu söyleriz ama burada bir karşılığı yok. Kral Lear ve Hamlet ise Shakespeare'in oyunları arkadaşlar.